Bayanlar, baylar, sevgili dostlar, Özgür Demir ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Franklin karakterini yönetiyoruz şu anda. Şimdi şöyle bir arabamızla gidelim. Gitmemiz gereken yer Michael'ın yanı. Michael'ın yanına böyle bir güzelce sabahın ilk saatleri böyle. Güneş yeni doğmuş, yeni bir güne uyanmışız. Sabah da erkenden Michael'ın yanına gidiyoruz. Bu arada oyunun grafikleri gerçekten çok çok iyi. Hani bunu her fırsatta söylüyorum ama yani oyunu oynarken keyif alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir 55 model Chevrolet Bel Air var. Çok güzel bir araba. Şuradan da şöyle bir gidelim Ağrar. Şuradan şöyle geçelim. Normal araba simülasyon modunda sürmek her zaman güzel olur. Çünkü arabanın gerçekten şeyini anlarsınız. Böyle bir sürüş dinamiğini daha iyi anlarsınız. Gerçek hayatta da size faydası olur böyle şeyin. Bak, bakmadan sağa hemen sola dönmeyeceksin. Sağına soluna bakacaksın. Arkanda ne var, sağında ne var, solunda ne var. Bundan sonra şöyle bir bakalım. Yol serbest. Şuradan geçelim şöyle. Şuradan şöyle devam edelim. Bu arada siz nasılsınız arkadaşlar? Haliniz, keyfiniz nasıl? Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Buradan sol yapacağım. Sağa bir bakayım. Hanımefendi geçiyor bak gördüğünüz gibi. Arkada araba yok. Şuradan sol yapalım. Şuradan da şöyle düzgünce oyunu böyle güzelce oynayalım. Orada bir şey var. Güzel Rolls-Royce. Çok güzel bir araba. Buradan böyle bir geçiş yapacağım da buradan çıkabileceğim mi? Hop 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 hop. Tamam. Michael'ın evine mi geldim? Şuradan Michael'ın evine geldim. Işık da yanıyor. Bak çok yanlış yaptım. Adam şu anda o sürücü haklı yani. Haklı bir durumda. Grafikler, oyunun grafikleri şu anda yüksek ayarda, yüksek çözünürlükte. Bayağı bir güzel gösteriyor. Tabii ki ama YouTube'a videoyu atarken biraz böyle bir render yaptığı için, YouTube otomatik render yaptığı için bir orada böyle bir kalite farklılıkları olabilir. Ama oyunun genel anlamda grafikleri çok çok başarılı. Şimdi Michael'ın evine geldik. Silah emaneti şöyle kapatalım. Neredesin dostum? Evin boş. Oh hey, ben biraz gözlerden uzak kalmam gerekti. Evet, şu tanıştığımız hoş Meksikalı. Ben ve T onun ama başarısız olduk. Şaka yapıyor olmalısın. Keşke şaka olsaydı. Peki şu an neredesin? Çölde. Alamo Denizi kıyısında. Tamam peki herhangi bir şey bulsam ama kesinlikle. Trevor karısı mı? Hayır onu değil. Meksikalı'nın karısı. Ne? Nothing. Nothing to say about that. Geliyorum Trevor. Business partner. Good guy. Very loyal. Ron, Ron, that is İşte bu Michael. And this is Patricia. Listen. Dinle güzelim. Biliyorsun olan her şey için üzgünüm ben. Ve sen bil, ben bilirim. Benim garantisini veremem diyor. Alt yazıyı okumayı size bırakıyorum. Ron, you miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something.
Mary Walter hakkında büyük cephaneleriyle geliyorlar. Yine o pislikler diyor. Bu yüzden bunu isteyebileceğini düşündüm diyor. Bunu getirmelerini. Fantastik. Fantastik. Yürü hadi gidelim. Şimdi Trevor'la görev yerine getireceğiz herhalde. Uçağa bin diyor. Porsche'dan uçağa mı bineceğiz? Tamam şöyle. Grafikler gerçekten muazzam, onu söyleyeyim yani. Şimdi okay. Well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist, giving back the hardware. That was bullshit. Right. Right. Doğru yani yazışmaları okuyorum diyor. Alt yazıyı okumayı bazı yerlerde ben okuyacağım da bazı yerlerde siz okuyun arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Neyse biz yolumuza bakalım. İnanılır lan. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. Şu ileriden şöyle bir dönüş yapacağım. Where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? I want a franchise network, Ron. I want reward cards. Şu manzaraya bak ya. Gerçekten insan şöyle yerlere gidip orada yaşamak istiyor. Burada temiz hava, bol güneş, doğa, yeşillik, orman havası, her şey var. Uçsuz bucaksız bir yer ya. Çok güzel yerler. Bu arada oyunu bayağı bir akıcı bir şekilde oynuyorum. Bayağı hızlı bir şekilde oynuyorum hem de. Tam uçağa mı bineceğim? Tamam. Uçağa bineceğiz değil mi? Oo. Uçağı yöneteceğiz demek ki burada. Kargo uçağına uç. Oo, bu görev harbiden önemli görevlerden bir tanesi. Onu belirteyim. Uçağın kalkışı için 5 tuşuna basmanız gerekiyor. Nerede uçak? Alçaktan uçmaya gayret et. Ford hava trafiğini izliyor. Ha, bu görevi hatırlıyorum be. Alçaktan uç diyordu. Burada herhalde bir şey mi bırakıyorduk biz buraya? Tamam alçaldım alçaldım. Alçal Trevor diyor yoksa bize şey yapıyorlar. Uçağı buldum. Bunların önüne köle etmek için bunlarla yaralanma yapabilsek. Uçak şu mu? Kargo uçağına yere yakın olarak takip et. Allah Allah. Bayağı yakın uçuyorum şu anda. Neredeyse araba gibi. Arabaların üstünden gidiyorum baksana. İnşallah çarpmadan güzel bir şekilde sürersem iyi. Direklere de dikkat etmek gerekiyor. Uçak çok fazla hızlanmıyor, onu belirteyim. Radara girin Trevor. İrtifanı düşür diyor, çok mantıklı bir şey. Şunun altından geçeyim mi? Askeri bölgede uçmamak gerekiyor yoksa sıkıntı. Yani askeri bölge dediğim şu sağ taraf vardı ya. Şurası yani. Şu kısım. Oraya dikkat etmek gerekiyor yoksa sıkıntı olur. Uçak ne yapıyor bu arada?
dakikada 4 jet büyüklüğünde kanat genişliği 200 adım uzunluğuna olduğunu biliyor musun? Ha. Oraya gitme diyor, oraya gitme diyor. Ha, bu yasaklı alan bir yer var ya. Orası yasaklı. Yani şey, askeri bir birimin olduğu için hemen jetler havalanıyor, size ateşe açıyor. Eğer merak eden varsa deneyebilir yani. Hani neyle sonuçlanacağını görürsünüz. Üstünüze tankla mankla geliyorlar. Çok fena yani. Oo, az kalsın çarpıyor. Tamam da daha ne kadar alçalacağım ben ya. Beni nereye götürüyorsunuz böyle? Arabaların üstünden mi gideceğim yoldan? Şaşırıyor baksana. Çarpıyordum ama az kalsın. Şu an sürmesi PlayStation'a daha zor. Şey, daha kolay. Joystick'te. Ağaçların arasından geçeyim de bari. Çarptım şöyle. Şimdi bayağı bir bunu takip ettik ama ya, onu söyleyeyim. Manzara da çok güzel bu arada. Oyunun manzarası, her yeri görebiliyorsunuz şu anda. Şöyle göstereyim size. Bundan emin misin? Biraz alçal diyor. Beni görüyorlarmış. Tren yolu üstünden mi gideyim o zaman? Şöyle gideceğim o zaman. Ne yapayım, birazcık daha alçalayım, şöyle mi uçayım yani? Ha, trenle hemen hemen aynı neredeyse. Baksana, çarpacağım neredeyse. Oho. Çok çok güzel ama ya, oyunun manzarası muhteşem yani. Böyle bir çılgınlık yapıp içeriden mi gitsem ki? Eğer çıkışı varsa... Olmadı. Birazcık sol yapsaydım çok hızlı girdim oraya. Yeniden dene de en baştan almaz umarım. Belli bir yerden... en azından şuraya yakın bir yerden almış da... Doğru, şurada kalmıştım, doğru, aynen. Neyse, oraya yakın bir yerden en azından iyi bir kayıt noktası oluşturmuş bize. Biraz alçal diyor. Her şey kontrolümde, merak etme diyor. Ya tamam, şöyle gidelim o zaman. Alçaktan uçmayı unutma adamlara. İltifa çok iyi Ron. Üzüm neyse ben onu yapıyorum. Zorbalık, pervasızlık tamamen bence. Bunlar beni ben yapan şeydir. Tanıştığına basit kaçınmak. Ve paralı askerle doğru bir dev jet karşı ilaçlama uçağıyla uçmak. Kesinlikle DC, herkes kendini görünüşüne kaptırmış. Kimsin o halde? En prensip sahibi insansın Trevor. Bir dürüstlük abidesi. Aslında Trevor burada doğru söylüyor. Yani insanın kendi özü neyse o olmalı ya. Kimseyi taklit etmemeli. Yani... Hiç kimseyi taklit etmeyeceksin. Yüreğinden, özünde ne varsa onu yaşayacaksın hayatta. Trevor da diyor ki ben buyum diyor ya. Hani iyi taraflarım da var, kötü taraflarım da var. Beni beğenen böyle beğensin diyor. Ya iyi bir insan olacaksın her zaman da. Kendi şeyi var yani, kendi bir karakteri var. Yani. Şuraya gidelim şöyle, arabaların üstünden. Bu görev, hatırlıyorum ben. Ta yıllar önce oynamıştım. Şöyle uç. Şuradan şu şekilde. Şu şekil iyi. Bu şeyden girmeye çalışmayacağım. Ya yapma böyle, yapma işte ya. Artistik hareketler yapacağız diye parçaladık uçağı. Neyse, gene
Bu sefer düzgünce uçacağım, hiç şey yapmayacağım. Direkt yapılması gereken neyse onu yapacağım. Sakince güzelce uçağımızı süreceğiz. Kimseyle kapışmayacağız. Düzgünce süreceğiz. Uçağa diyor ki alçaktan uçur diyor, yoksa bütün diyor ordu üstümüze çullanacak diyor. Yani çok büyük bir tehdit unsuru askeriye. Çünkü onlar da direkt hiç şey yok. Direkt vuruyorlar. F-16'lar geliyor, çat diye indiriyor yani. Şu sahil kenarına gideyim şöyle. Şuradan şöyle döneyim. Denizin yanında şöyle. Oh, mis gibi. Manzara da var. Harika ya. Etrafı da şöyle bir gezeyim. Manzara da güzel. I'm not risking life and limb for a Shimonite soul. Are you sure? It's just Oscar don't like getting messed with. Do the deal. The guns are good as ours. Okay. Adamlar nasıl okuyorlar? Biraz önce buraya çarp dedim. Ondan önce de şuraya çarp dedim. Şimdi düzgün de çarpmadan uçağı uçurup böyle gideceğim. Los Santos Uluslararası Hava Sahası'ndalar. İtfanı arttırabilirsin. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Kargo uçağın arkasına yakın uçuyor da çok yavaş gidiyor şu anda uçak. Yani bayağı bir arkadaşlar kendini. Ben sadece sizlere ilaçlayan yalnız bir adamım. Sen kimsin? Kimliği verirse uçak ya rotanızı değiştirin ya da sizi düşürmek için ateş edeceğiz. Allah Allah. İşte şimdi hiç sosyal bir davranış olmadı. Bak bize ne diyor? Seni diyor kimliğinizi belirtin, yoksa sizi diyor vuracağız diyor. Aşağı düşüreceğiz diyor. Yani öleceksin diyor. Son uyarı, yönünü değiştir yoksa düşürülürsün diyor. Son uyarı. Kaderim senin ellerinde diyor. Oğlum ne yapıyorlar, sıkacaklar mı bize? İçeri dalacağım vallahi. Saldırı yapmaya hazırız diyor. Ooo, içine uçacağız, hadi bakalım. Eğer vururlarsa var ya, işimiz kötü. Manyak Trevor ya. Şimdi operasyon başlıyor işte. Burada bomba atmıyorduk değil mi? Sadece. Hala sıkanlar var mı? Yok. Şimdi uçağı ele geçiriyoruz. Uçağımdan defol. Al sana defol. Şimdi kargo uçağının kontrollerini ele geçir. Oho, uçağı biz mi yöneteceğiz? Çok güzel. Dinliyorum hava trafik Merwater jetini personeli hedeflerine değişiklik oldu diyor. Sağa sola dönmek için uçak pistine geri uçur. Kargo uçağının menkezi uçak pistine geri uçur diyor.
swapping radio channels. Over. Nereye indireceğiz? Koca uçağı mı indireceğiz? Baba koca uçağı yönetiyor lan. Akıllı olun oğlum. Uçağın pisti nerede? Çok ağır dönüyor uçak ama onu söyleyeyim. Ama biz bayağı gideceğiz. Bu adamlar da kim? Merhaba Tüccet'in dikkatine. Size 3'e kadar eşlik etmemiz emredildi diyor. Yönünü değiştir yoksa külahımı anlatın. Bize bunlar kuvvetleri peşimde. Hava kuvvetleri peşimde. Biraz irtifa kazanıyor. Bunlar da sıkıntılar. Bunların karşısına kal diyor. Hemen teslim ol. Bir kez uçak pistine iniyorum diyor. Bayağı bir kare uçtuk. Ondan dolayı bir sefer aşağı doğru indiriyor bizi. Ateş izni verildi. Yolunuzu değiştirin yoksa ateş açarız. İrtifa kaybetme, düşük hız. Son uyarı, rotanı değiştir yoksa ateş açacağız diyor. Yerde olacak kayıpları siz düşünün. Vay, Trevor da akıllı tabi. Ben şurada dönüş yapalım, şey yapacağım ya. Oğlum ne manyak bir şey be, uçağı yönetmek ne güzel bir duyguymuş ya. Var ya, hep pilot olmak istemişimdir var ya gerçekten. Manzaraya bakar mısınız? Uçağı vurdular. Uçağı vurdular, ne yapacağız? Motor gitti diyor, of. Var ya bize... Bir şey yapamıyorum, aşağı iniyor diyor. Ben bir paraşüt alıyorum ve atlıyorum diyor. Uçaktan atla. Bir an önce atlamam lazım yoksa var ya. İşimiz kötü. Uçaktan atla diyor. Uçak düşüyor şu anda. Arkadaşlar atlıyorum. Hop. Dalış yaparken sevbaşı yavaşlarsın. Manzaraya bak be. Of, harika var ya, paraşütü açmak için işaret tuşuna basacağız, ateş tuşuna basacağız, çok güzel var ya, ilk defa böyle bir uçak düştü. Bak bak bak, yıkılıyor uçak. Deniz, of. Çok güzel yapmışlar ama var ya. Yani önce açalım artık paraşütü yoksa. İşimiz kötü. Ne? Gölgeme bakmaz. Onu bile yapmışlar. Sahil güvenlik kameraları orada. Kesin dönüş yapmak için, keskin dönüş yapmak için sağ. Manevra daha keskin şekilde yönlendirmek için böyle yapacaksın. Benim ev neredeydi? Benim ev şurada değil miydi? Şöyle gidelim ya. Of of, iyi ki bir şey olmadı var ya. Şeye takıldım. Görev tamam mı? Görev tamam. Görevi de tamamladık. Görev başarılı, uçakta panik görevini de tamamladık. Güzel bir şekilde. Uçakta panik. Devam et. Şimdi belki telefonumuz çalabilir. Ron. Ben Ron'u arıyorum. Trevor. Shit, are you okay? I saw the plane go down. I survived and Lizard Army didn't do so well, so that's something.
Ah, thank God. The fuselage went into the Alamo Sea. You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea. But it'll take time. Tell Oscar he ain't getting these guns. Okay. Look, I gotta ask. Are you in with the federal government? An agent, Sanchez, was round here saying you and Michael had to meet his supervisors at the garage, the cook site. Fuck, I gotta do this, okay? But I'm using them, all right? They ain't using me. Let's make that clear. What is that smell? Did I bury someone around here? Burada birilerini mi gömdün diyor. Ne yapıyor? Aloe vera değil mi o şey? Gömdüğü şey. You're an incredible woman. İnanılmaz bir kadınsın. Üstüne yürüdüğün yere. You're what I have always longed for. Strong woman. Trevor da manyak ya. You're the best thing on this earth, my dear woman. Kadınım diyor. Merhaba güzel sevgilim. Seni seviyorum meleğim diyor. Trevor şey oldu bak. Çok romantik bir beyefendi oldu. Allah Allah. Şuradan bir gidelim. Silahçı aramış. Silahçı ne diyor? Trevor'a güzel bir şey giydirelim ya. Ha şöyle ya. Tamam. Gözlüğünü tak güzelce ha. Spor gözlük yok. Hı, bu olsun güzel oldu. Ceketler, ayakkabılar. Şık ayakkabılar. Siyah deri loafer. Şu. Ha şöyle ya. Temiz temiz kardeşim ya. Mis gibi giyin ya. Temiz bir insan ol yani. İnsanların içerisinde temizce çık. İnsanlar her zaman böyle dış görünüşe önem verirler. Temiz olmalısın. Her zaman temiz şık giyeceksin. Bak burada da bir damatlık gibi şey var. Ne? Bir bira içmek için. Wasser Pils. Ya adamlar var ya tutmuşlar. Yeter bir tane yeter. Şöyle serinlemek için bir tane bira içtik. Ne yapalım buradan gidelim. Dolapta bir şey var mı? Eskinin buzdolapları bak bunlar çok sağlam oluyor. Genellikle böyle ya Siemens üretiyor ya da böyle bir farklı markaları var. Şimdi benim karakter değiştirebiliyorum. Trevor'dayım şu anda. Trevor'dan da başka bir karaktere geçiş yapmam lazım. Yapmadan önce onu geç şimdi. Mesajlar birikmiş. Pişirme işi değil biliyorum ancak Martin onu da geç. Molly. Başka bir şey kaldı mı? Sürü şey gelmiş. Hızlı kaydetme. Yeni kayıt noktasıymıştır. Serbest düşüş. Buraya kaydetsin oyunu. Üstüne. Buradan da yapmam gereken başka bir görev var mı bunda? Hep B noktası açılmış. B'ye gitsem de B gitmek için bana hızlı bir şey lazım. Taksi. En iyisi taksi yani. Bunu açalım. İster inan ister inanma taksi lazım. Yolda efendim aradığınız için teşekkürler. Bekliyorum. Hadi bakalım taksi gelene kadar şöyle bir biz de bekleyelim. Geldim adamım geldim. Hey my man, where you going? Suikast görevi bende değil ki. Federal inceleme bürosu diyor. Barry, tekstil şehri. Federal inceleme bürosu. Benim görevim mi o ya? Lester, suikast. Ha, Martin arıyor. Trevor! Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my... Şimdi ne yapacağız?
Bir saniye. B'ye gideceğim ben ya. Hadi B. Sandy Shores. Right away. All right, brother, here we are. 12 dolar mı? İyi ya. 12 dolar ne ki? B noktasına geldik. Başka bir şey mi var lan? Ne oluyor burada? Tamam, bizim adam yanına geleceğiz şuraya. Nasıl bir yer böyle ya? Ha, Michael da burada. Oh. Nice place you Mekan ne güzelmiş böyle. Öyle mi? Dalga geçmek kolay değil mi ha? Kolay ve ucuza. Ama burası benim mekanım. Ve kendi mekanım parasını ödüyorum. Tamam, sakin ol. Sadece takılıyorum. Peki ama öyle olma, tamam mı? Daha fazla alay. You're like every other asshole. You made a bit of money and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No. You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you're like this place. You're a shell. Bu ev gibisin. Sadece dışı. Fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? But because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Bayanlar, baylar, ne haber? Beni dinleyin. Üzgünüm ama bir sorunumuz var. Hükümet sizden şuradaki bir araştırma laboratuvarını araştırmanızı istiyor. Bu bir terörizm olayı, büyük bir olay. Sarin gazı, biyolojik terör. Tanrı'ya şükür vergi falan. Tekne, çift pervaneli yük helikopteri, kamyon ve silahlar temin etmelisiniz. Yine mi dalga geçiyorsun? Tabii ki dalga geçiyorum. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We Our little posse are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me. Bağışla beni, seni cahil. Dalga geçmek benim sahip olduğum tek şey. Dalga geçmek. Ve siz o da kulusu. Wow. Hoş geldin adam. Eski haline döndün. Evet, peki gitmemiz lazım. Bu harikaydı. Unutmayın hanımlar. Şimdi sakin, bulaştırmayın. Bay bay. Ha, bir de bu görevi bize attılar. Çekip gidiyorlar. Helikopter almamız lazım. Of, Tanrı aşkına. Pekala. Ben Lester'ı arayayım. Bir şeyler bildiğini söylemişti. Ama palet çok koyuna doğru gittiğimizi de söyle. Arabaya bin. Kendi arabana bin. Gene böyle bir operasyon yapacağız herhalde. Gene tuhaf tuhaf görevlerden bir tanesi karşımıza çıktı. Şuna mı bineceğiz? Hadi bin. Trevor da mı geliyor bizden? Trevor'u bekle. Trevor da koşuyor peşimizden. Gel bakalım Trevor. Atla dostum. Paleto koyuna doğru git. Let me call Lester. Bir yandan araba sürüyor, bir yandan. What now? We got a funding problem. So we need a job. Before the jewel store, you talked about a score, a bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Görev yeri aynı mı? Tamam. All right, Lester's meeting us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few million, first thing you do is call the hospital, tell them to get you a guy in a wheelchair. Oh,
Buradan bir sağ yapalım. Şu görevi başlatalım ya. Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you, Trevor. Your lifestyle. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you, you know? Maniac, psycho, friend, industry leader. Some ways you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your... İşte kazalar böyle oluyor. Why are you out here? It's off the grid. Bir anlık dikkatsizlik nelere mal oldu? It's somewhere real and authentic. This is America. Şuradan gidecek. Bir de burası ana yol arkadaşlar. Hızlı oluyor yani. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jason, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoo. Ve sonra dövmelerim var, saçlarım, tuhaf müziklerim, komik oyuncuların kafa yapan ilaçtan her şeyin. What the fuck are we talking about? You are a hipster. Sen bir what? Ne? Hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. Bak bak. I really fucking do. Çok sinirlendiriyor onu bak. Hatred, common hipster affliction. Why won't be because I'm living out here away from the bean machines and the banners. You're gentrifying. Soon. The skinny jeans will show up, then the skinny latte. Şey yapıyor. Trevor'ı sinirlendiriyor dostum, öyle geçilmez, bir sinyal verilir. Maybe you're not a classic garden variety hipster, but you're what the hipsters aspire to be. Bayağı bir uzun bir yolumuz var bizim ya. 80'e dayandı araba. I don't agree with what you're saying. 80'i geçiyor şu an. 80'de böyle mi gidiyor yani? Daha hızlı gitmesi lazım. 100'e doğru geliyor zarar. Very angry. 90. To stop right away. Hipster. Fuck you. Fuck you, Michael. Say it again. I've made my point. I'm not a sadist. Otobüs durağı burada. Pekala Los Santos'tan buraya ne kadar sürüyor? Havanın aydınlanmasını bekleyeceğiz. Kararmasını. Hava aydınlandı. Gündüz oldu. Saatler geçti be. Hadi ama dostum, kes şunu. Ne? Trevor var ya, tam kendi... Can sıkıntısını gideriyorum diye. Otobüste geldi ha. Hey. Hey. Welcome to paradise. Cennete hoş geldin. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Shall we? Buyurun lütfen. Bir önce başlasak iyi olurdu. Arabayı yine biz sürüyoruz. Tamam, hadi şu bankaya bir bakalım. Bankaya git diyor. Gene bir soygun mu yapacağız biz? Tamam. Anladım, doğrusu alarm çoktan takıldı. Polislerden ya. Tamam. Bankaya bir gidelim. Araba biraz sağa çekiyor gibi ya. Yavaş yavaş, yok hızlı gidelim, göreve odaklanalım. Arabanın da ön camı kırık, çok kötü bir şey. Banka burası.
Böyle işte bayrağını da asmışlar anladım. Bankaya odaklanma için R tuşuna bas. İşte bankanın girişi farklı bir durum yok tabi. Yan kapıdaki alana sür. Bir tane de alan burada var. Pardon, şöyle. Burası işimizi görür diyor. Bir alarma bakalım diye. Şura. Tam istediğim gibi değil. Sistemi kırmak içeride alacağımızdan daha fazlasına mal olur. Ama sürecek yeri durmak. Bu aptalca bir fikir, beni alarm arkaya geçirirsek ne yapacaklar bir bakarız. Evet, bu aptalca fikir. Duydun değil mi? Ateş et şunu. Pekala, polis telsizini yanına getirdim. Bankanın karşısındaki benzin istasyonuna git ve sonra olanları dinleyelim. Uyanıklığa bak, plana bak adamlardaki. Burası Paleto Koyu Güvenlik Hizmetleri Frekansı 30. He. Anlaşıldı, tamam. 4 araç intikal halinde, destek ekibi beklemedi. 60 saniyede 4 araç gönderiyor, daha fazlası daha hazırda bekliyordu ve sabit olmamış hali, başımız çok ağrıyacak. Ne kadar oldu? 40 saniye. Burası. Bir gelişme var mı? Destek intikal için beklemedi. Normal değil, polisler çok çabuk geldi. Tamam, o kadar paralı kurdukları bankada çaldı. Hı. İşe giriyorlar. Bu da ne şimdi? 67 saniyede geldiler. Kötü polisler kirli paraları koruyor. Kaç tane oldukları yapabiliriz. Az bekle bakalım. Operasyonlarında zayıf noktalar var mı? Gözetliyorlar bak. Polis. Trafik uygulaması yapacağız. Checkpoints, searches, fuck this. I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Yakalama mı? Hey, wheelchair or not, we're still faster than your ass. Well, I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. Polisten falan kaçamayız mı? We're going. Geçiş mi? If we're in front of Trevor, he'll be the one running from the cops. This. Şimdi. Trevor'ın ofisine kadar Michael'la yarış mı? Allah Allah. Şimdi ben buradan geçeceğim, doğru, onu geçeceğim hızlı bir şekilde. Bu da peşimde herhalde. Bana yakın. Motorla gidiyorum şu anda ben hızlı bir şekilde. Bundan daha hızlı gitmem lazım. Araba da geldi peşimde şu anda. Abi burada kestirme bir yol yok mu ya? Şuradan kestirmeden gidemez miyim? Arkamda hemen Michael'da. Hızlı kestirme bir yol bulmam lazım benim. Buradan nasıl yapalım? Şuradan geçelim. Ta tepeye mi çıkacağım? En kestirme yer burası herhalde. Ne acayip yerler var ya. Lan ne yaptım? Neye çarptım ben öyle? Lan nereden geliyorsunuz abicim? Geyikler, meyikler. Bu arada manzara muhteşem.
Bana Bodrum'u hatırlattı burası. Şuradan Bodrum Gümbet'te böyle bir manzara vardı, çok güzel. Burayı hatırlattı bana. Şu ileriden bir gidiş yapalım. Şuradan da Michael'ı geçeceğiz herhalde. İllaki köprüden geçmemiz lazım. Az kaldı herhalde. Şuradan geçelim bir. Ya yol bitmedi ya. Bayağı bir mesafe var. Nereye gidiyoruz biz böyle? Az kalmış şura. Şu noktaya varacağız. Şurası var ya. Kapanıyor şey. Tanrım, neden bu kadar geciktin? Kazanmana izin verdim diyor. Birbirleriyle böyle bir esprili bir şekilde. Şimdi plan mı yapacağız? Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugar. Kan şekeri düşmüş. Falan yemeği sana. Ben tokum. Hayır, ev sahibi benim dostum. Yemeğiz değil mi? Buna gidip yanlış kararlar falan alıyorsun. Dostum, ben hayatım boyunca yanlış kararlar aldım. Buraya da bu yüzden düştüm zaten. İşte. Tanrım. Bu da ne böyle? Senin neyin var? Bu sadece göz kapağı. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. Experiment showed that the response will be too quick. Diyor ki polislerin vereceği tepkiyi yenebilmek için çok uzak. Bu demek olur ki polislere yüzleşmemiz gerekecek. Lanet polislerle. Doğrudan lanet polislerle diyor. Doğrudan mı dostum bilemiyorum. Hazırlıklı olacaksınız. Askeri donanım taşıyan konvoylar Forzanko'ya da gidebilmek için buranın yakınından geçecek. Birini kaçırmayı ve ekipman kullanarak yerel polis üzerine üstünlük sağlamayı teklif ediyor. Buradaki işimiz biter ve sana sevkalın tam detaylarını verebilirim. Neyse, bankanın önünde çok uzun kalamazsınız. Paleto koyu. Burası koyu. Yani Franklin bir botla sizi alıp gidecek. Ama başarılı olabilsek, yani sağlamak için göndereceğim tek yol. Güzel. Personele ihtiyacımız var. Silah soygunu. Bir önerim, birini seç. Gustavo Mota. Başka biri var mı ki? Evet, dostum, şu şef tamam mı? Tam bir profesyonel. Bu bana mesaj atan adam değil miydi? Gustavo Mota. 112. Daryl Jones. Gustavo Mota. Hangisini alalım? FBI'ın raporlarına göre Gustavo Mota isim, uzmanlık alanı tetikçi. %12 pay istiyor, %10. Maksimum sağlık, atış oranı, silah seçimi. Bu adam daha iyi bizim şu adam. Şimdi ben bu göreve başlarsam seç diyeceğim, ondan sonra görev başlayacak. Çayımdan da bir yudum alayım. Şöyle yapalım. Gustavo Mota. Şu adamı seçeceğim ben. Bu adam olduğundan emin misin? Evet, eminim. Yakınlaştırma. Şehri incele, güvenlik testi, polisin tepki süresi, ekip seçimi, askeri teçhizat. Bu işe yaramalı. Ben ekipmanı toplayayım. Michael, sen Frank'le haber ver. Trevor, sen istediğini yap. Anlaşıldı. Ben... Benim evim. Sağ ol. Peki, sen bilirsin. Adios, amigos. Hmm?
Trevor, midemi bulandırıyorsun var ya, sen ne biçim bir adamsın ya. İyi. Görev başarılı. Görevimiz burada. Devam diyoruz. Şu oyunu kaydedeyim. Tamam, anladım onu. Şöyle yapalım. 39.9. Evet dedim. Telefon çalıyor. Franklin adamım, ne yapıyorsun? Hey look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Birkaç tane atarlı. Onları takip ediyor. Okay. What's got to be the O'Neill brothers? Biri kaçı kaldıysa. What's left of them? I'll pick up Michael and we'll come to you. Michael'ı alacağım. Hey, peki tamam. Şimdi kimin yanına gideceğiz? T var. Yok, burada bitireceğim zaten. Bundan sonra şeye gideceğiz. Soygun görevine geçeceğiz. Şöyle bir planı göster diyor. Tamam. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben Özgür Demir. GTA 5'i oynadık ve oynamaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olduğunuz için ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.